Yeter gönül, yeter, yeter senden çektiğim. Avuca sığmadın, ele sığmadın. Ömür boyu gözlerimden döktüğüm yağmura sığmadın, sele sığmadın. Gönül seninle gitmek zor işmiş, seni adım adım gütmek zor imiş. Seninle, seninle yolculuk etmek zor imiş. Dağlara, taşlara, yola sığmadın. Sen yoldaş değil de esir aradın, esirinde oldum kusur aradın. Emellerin için asır aradın, mevsime sığmadın, yıla sığmadın. Sen bitmedin, ben artık bittim. Sazımla beraber peşinden gittim. Onu da derdine amade ettim. Perdeye sığmadın, tele sığmadın. Hizmet ettim sana, hizmet her şeyle. Sonunda kocalttın bu Arif'i böyle. Destan mı yazmadım, şiir mi söyle. Kaleme sığmadın, dile sığmadın. Kaleme sığmadın, dile sığmadın. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına hoş geldiniz efendim. Her hafta cumartesi günleri olduğu gibi bu hafta da saatlerimiz 21'i gösterdiğinde karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Onlara dönmeden önce sizlere mesaj numaramızı hatırlatalım. 0545 508 45 45 numaralı telefonumuzun WhatsApp hattına göndereceğiniz mesajları canlı yayında okuyacağız. 0545 508 45 45'e göndereceksiniz mesajlarınızı. WhatsApp hattından unutmayalım. Canlı yayında onları okuyacağız. Konuklarımızdan istekler isteyebilirsiniz. Soru sorular da sorabilirsiniz. Biz hepsini onların mesajı olarak okuyacağız. Hemen o iki değerli konuğuma döneyim. Çok değerli bir kalem, önemli bir roman yazarı Nermin Kılıçman bizlerle birlikte Trabzon'dan geldi. Sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nermin Hanım'ın yanında Türk Halk Müziği'nin genç seslerinden biri, güzel bir ekibi de var. Onlarla birlikte bugün bizi yalnız bırakmadı. Birbirinden güzel de repertuarında şöyle baktığımızda gerçekten birbirinden güzel türkülerle bizlerle birlikte olacak. Tülay Şenpolat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tülay. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nermin Hanım, sizden başlayalım. Buyurun. Böyle şairlerden, yazarlardan başlamak daha böyle beni mutlu ediyor. Çünkü şairler, yazarlar biliyorsunuz daha böyle sohbeti biraz daha bol oluyor. Sanatçılara sorunca bana soru sorma, ben türkü söyleyeyim yeter diyorlar. O yüzden Nermin Hanım'la başlayalım. Nermin Kılıçman kimdir? Önce sizin ağzınızdan tanıyalım, izleyicilerimiz de tanımış olalım. Tabii. Ben 1970 Ankara doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Öğrenim hayatımın tamamını Ankara'da geçirdikten sonra şehir şehir gezmeye başladım. 2010 yılından beri yaklaşık 7-8 yıldır profesyonel olarak yazıyorum. Daha öncesinde amatörce denemelerim oldu ama ilk denememi 2010 yılında yaptım. 2010 yılında çıkarttım ilk kitabımı. 4 tane kitabım var şu anda basılmış olan. 2 tane de sosyal sorumluluk projem var. Onlarda da kısa hikayelerim yer aldı. Bir de şu anda devam ettiğim
yazmaya devam ettiğim eserlerim var. Yine roman üzerine değil mi? Tabii roman. Onlardan bahsedeceğiz ama sizin şöyle birbirinden güzel, gerçekten öyle roman böyle herkes yazamaz değil mi? Şöyle gösterelim. Ya geceyi de götür yanında ya da hiç gitme. Şu, şöyle bakıyorum, evet. Nermin Kılınçman'ın kitaplarından biri. Aldatılmış Masumiyet, o da diğer bir romanı. Adı her neyse bitti. Bunları soracağız yani, nasıl yazıldı, kime yazıldı falan diye. Önce kitapları gösterelim. Ve bu da en son çıkan, evet, kitabımız son, değil mi? Yani şu anda ne diyor? Erkekler başka sene. Evet. Şöyle gösterelim. İlginç isimler var kitapta. Evet. Kim bilir, erkekler başka türlü seviyordur belki. Arkasında da notlar var. Hayırlı uğurlu olsun kitabınız. Teşekkür ederim. Yeni çıktı değil mi? Yaklaşık bir yıl oldu çıkalı. Roman tabii bir yılda yeni oluyor yani romanda. Yani. Şiir olsa bizim kitaplar gibi hemen şöyle otur bir saatte, belki yarım saatte bütün hepsini okuyup bitirebilir ama değil mi? Romanda böyle. Evet. Biraz uzun gidiyor yani. Hı hı. Bir sene. Kitap bir yıl önce çıktı. Evet. Kitaptan bahsedelim. Daha doğrusu ilk o yazarlık serüveninden bahsedelim, hı hı, diye soracağım ama ne zaman? Tülay Hanım'ı tanıdıktan sonra. Tülay Şenpolat kimdir? Biz tanıyoruz ama bir de izleyicilerimiz de şöyle tanısınlar. Ben 1982 Kars doğumluyum. Selim Nalovlu köyü. Ama aslen Tunceli. İzmir'de büyüdüm. Hatta Manisa Kula'da da ilkokul ve ortaokul dönemini geçirdim. Hı. Bayağı yerlerde bulunmuşsunuz. Evet, yani. Baba mesleği öğretmen, hı, olduğu için baba memur olunca biz de dolaştık. Şimdi aynı zamanda ben de babam mesleğinden ilerlemeye çalışıyorum. Konservatuvar mezunuyuz ben ve arkadaşlarım. Onun dışında profesyonel sahne alıyorum. Böyle devam ediyorum. Birbirinden güzel türküler var. Onları, aynen, alacağız ama mesaj numaramızı bir kere daha hatırlatalım. 0545 508 4545. WhatsApp hattımızdan gönderiyorsunuz. O mesajları da canlı yayında okuyacağız. Önce dediğim gibi yazarlık serüvenine nasıl başladınız? Hangi sebepler sizi o profesyonel anlamda dediniz ya, ona, o yazarlığa itti? Onları öğrenelim. Aslında ben 16-17 yaşlarında bir amatörce bir denemede bulundum. Yani Nermin Hanım o kadar böyle sempatik, o kadar neşeli ki yani. Her sorduğum soruda bir kere gülerek başlıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bu aslında yazarlarda çok görülmeyen bir şey. Yazarlar böyle daha çok içine kapanık, böyle sanki yani, dünya ile biraz alakasını kesmiş gibi oluyor. Ben, ama siz tam tersi. Kainat pozitif enerji yaymak gerektiğine inananlardanım. Nasıl bir enerji yayarsanız o şekilde karşılıyor sizi kainat diye düşünüyorum. Ben 16 yaşında ilk amatör denememi yapmıştım ama sonra çok saçma geldi, bıraktım. Keşke bırakmasaydım diyorum şimdi. Daha sonrasında sürekli, neredeyse 9 yaşımdan beri günlük tutuyorum zaten. Kendimi de yazarak daha iyi ifade ettiğimi ben biliyordum ama çevremdekiler de buna şahit olunca neden bir kitap yazmıyorsun, neden roman yazmıyorsun? Daha doğrusu hayatını neden romanlaştırmıyorsunla başladı kişi. İlk Adı Her Neyse Bitti kitabım çıktı. Kaç yılıydı? Gerçek bir hayat hikayesi. 2010 yılı. 2010 yılında, evet, ilk roman bitti. Evet, çıktı. Ondan sonra Aldatılmış Masumiyet. Sonra Aldatılmış Masumiyet çıktı. O 2012 mi? 2012 galiba. Tarihleri, evet, çok iyi aklımda tutamıyorum ama. Buradan kopya çekelim o zaman. Yazıyordur mutlaka. Aslında kadınlar tarihler 2013'müş konusunda iyidir ama. Evet. Evet. 2013'te ikinci kitabınızı çıkardınız. Sonra üçüncü ve şimdi de dördüncü kitap. Evet. Çok kısa sürede yazılmış değil mi romanlar? Valla aslında yazımı uzun sürmüyor. Biz en son kitap tabii daha önemli şu an için. En son olduğu için, evet, ona, evet, doğru şöyle bir bakalım. Erkekler başka sever. Ne demek erkekler başka sever? Siz, erkeklerin başka türlü sevdiğini. Bizim hemen arkada ekibimiz de gidiyor. Yani. Onların başka türlü sevdiğini düşünüyorum ben. Daha mı iyi seviyorlar? Daha mı böyle bayanlara göre daha mı kötü? Valla onun kararını ben vermeyeyim. Okuyucu evet, versin evet, o, isterse. Yani. Kitabın konusu şimdi, bunun üzerine mi? Evet, kadın erkek ilişkileri. İçinde 4-5 tane hikaye var kitabın. Onlar da gerçek erkek hikayeleri.
Kitap da zaten bir erkek dilinden yazılmış. Evet. Erkeklerin duygularını ifade edebilmeye çalıştım. Aslında onların da sevebildiğini göstermeye çalıştım ama. Meraklı okuyacağız biz de yani. Bakalım şimdi nasılmış. Evet, Tülay Hanım, siz nasıl başladınız? Yani, Türk halk müziğiyle ya da müzikle diyelim, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştım? İlkokul öğretmenim babamdı. İlkokul 4 ve 5. Köyde babam böyle çocuklar bizler için. Mesela okuduğumuz zamanlarda arkadaşlarımızın babası ya da annesi öğretmeni oluyordu. Bize içimizden diyordu kesin ona torpil yapıyordur. Yok öyle bir şey. Kesin yok. Onun notunu yüksek veriyordur. Yok gerçekten. Nermin Hanım da öyle demiş değil mi Nermin? Öyle diyorduk ama sonradan tam tersi onların daha çok ezildiğini düşünüyorum ben. O baskının altında. Evet. Yok, benim babam çok adaletliydi gerçekten bu anlamda. Ben gerçekten torpilini hiç görmedim ama babam sayesinde aslına bakarsanız Türk halk müziğiyle tanıştım. O zamanlar köyde işte kaset çalarlar vardı. Kaseti sarıp başa alıp bize Güler Duman'ın bir parçasını öğretmeye çalışırdı babam. Okuyalım diye okulda. Öyle başladı. Daha sonra ortaokulda kulaklarınız çınlasın sevgili hocam müzik öğretmenim Muzaffer Çay. Yine o da Kula'da görev yapıyordu. O öyle sesimi keşfedip okulda devam ettim. Sonra lise geldi. Lisede de yine bir öğretmenin vesilesiyle konservatuvar eğitimime başlama kararı aldım. İlkokul öğretmenlerin etkisi çok oluyor değil mi? Bizim mesela şair ya da yazar dostlarımız geldiği zaman da, konuklarımız geldiği zaman da hemen edebiyat öğretmenimin işte onun sayesinde oldu. Ya da Türkçe öğretmenim işte şu şiiri yazdırdı, okuttu derken buralara geldik diyor. Demek ki öğretmenlerin etkisi çok. Aynen ben şu sözle çok inanırım. Eğer şanslıysanız hayatınızda muhakkak iyi bir öğretmene rastlarsınız. Evet. Yani her öğretmen benim için kutsaldır. Tabii ki onların değeri sonsuz. Ama küçük yaşta olduğunuz zaman muhakkak bir öğretmen bir çocuğun yüreğine dokunur. Ben buna inanırım. Bu yüzden de öğretmen olma çabası içerisindeyim şu anda. Farkında olmadan ya da farkına vararak bilmiyorum. Bir şekilde öğretmenler öğrencilerinin hayatlarına dokunuyorlar ve bu güzel dokunuşlar. Benim yüreğime de 3 tane öğretmen dokundu. Biri babamdı, diğeri ortaokul müzik öğretmenimdi, diğeri lisede sevgili Cemile hocamdı. Ne güzel. O zaman bu güzel sohbette biraz sonra devam edelim ama sizden artık şöyle bir eser. Hem izleyicilerimize şöyle merhaba deyin, hem de sizin sesinizi şöyle bir duyalım, ekibi bir duyalım. Gesi bağlarıyla mı başlıyoruz? Evet, gesi bağlarıyla başlıyoruz. Dinleyelim. Gesi bağlarında dolanıyorum, bitirdim yârim. Ama aman aranıyorum.
gesi bağlarımda üç ton gülüm var. Hey Allah'tan korkma, sana bana eserle birlikte bize hemen bir diyardan bir diyara götürdünüz bakalım. Diğer repertuarlarda tabii öyle. Daha farklı bölgelerin daha farklı aynen. Eserleri de var. Biraz böyle hareketli eserler de var. Nermin Hanım'ın sevdiği eserler de var. Evet. Tabii yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. 94. Cumhuriyetimizin 94. yılı. Buradan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük önderimiz. Ona ve tüm silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ona minnet borcumuz var. Böylece bayramımızı da kutlamış olalım. Evet. Unutmadan. Ayrıca bugün, tabii biz bu programımıza gelmeden önce İzmir'de gerçekten müthiş bir organizasyon. İzmir Bayraklı'da harika bir organizasyondu. Başkent Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği'nin İzmir Yürekli Şiirler programı vardı. Biz de orada davetliydik. Sağ olsunlar. Şiirler okuduk. Sohbetler ettik. Güzel bir gündü. Orada sağ olsunlar bize de şöyle bir plaket takdim ettiler. Ben de buradan başta İnayet Millidere, Hamit Karaca, Ahmet Kurt ve Vahap Ünsal olmak üzere tüm değerli büyüklerimize, dostlarımıza selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ederim. Bizlere böyle güzel bir plaketi layık gördükleri için bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten müthiş bir organizasyondu. Sağ olsun, var olsunlar. Ayrıca yine orada tabii çok dostumuz, şair dostumuz da bizle birlikteydi. Onların da bize böyle hem şiir hem işte yazar ve şair konusunda, sanat konusunda güzel bir program yaptığımız için sağ olsunlar, kitaplarını takdim ettiler. Ahmet Kurt, değerli Ahmet abimizin Yer Yarılsa Gök Çökse isimli müthiş bir kitabı tavsiye ediyorum okumanızı. Ayrıca Gaffar Güllü, Gönlümden Geçenler, bizim programımızın da ismine çok benzeyen bir kitap ismi. Orada da bunu konuşmuştuk. Gaffar abinin de müthiş bir kitabı. Bunu da tavsiye ediyorum. Ayrıca Bayram Yandım, Bayram abinin de Kalbe Düşen Hüzünler ve Düş Tadında Masallar isimli iki kitabı, bunları da gösterelim. Bu kitaplar mutlaka kitaplarınızda olması lazım. Ayrıca Eyüp Aksoy, o da değerli yazarımız. Akşamla Söyleşi, bir şiir kitabı. Eylül Sarısı ve Peyda isimli üç kitabıyla şöyle gösterelim. Şunu da şöyle ve bu da Eyüp Bey'in birbirinden güzel kitapları. Bu kitapların mutlaka okunması gereken güzel kitaplar. Teröre Hayır, Savaşa Hayır, Mustafa Tenker imzalı bir kitap. Bunu da okumanızı öneriyoruz. Ve bütün dostlarımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun, var olsunlar. Güzel bir gündü bizim için.
Evet, Tülay Hanım'ın müthiş eseriyle birlikte Nermin Hanım'a doğru dönelim. Şimdi Nermin Hanım, kitaptan bol bol bahsedeceğiz bugün. Kitabın konusunu şöyle üstünden geçtik ama siz şöyle finalini falan söylemiyorsunuz. Değil mi? Şimdi finali yok zaten kitabın. Yok mu? Bir finali yok, devamı olduğu için. Evet, devamı var değil mi? Evet, devamı çok var. Güzel. Şimdi erkekler başka sever. Ya geceyi de götür yanında ya da hiç gitme. Aldatılmış masumiyet. Adı her neyse bitti. Evet. Hep böyle bir vedayı anlatan, hep böyle sanki içinde bir beddua varmış gibi. Öyle mi? Adlandırdığımız değil mi? Şimdi bir şiir yazdığımız zaman böyle başlıklar koyunca içinde beddualık böyle hani ya Allah'ından bul. Hani gözüme gözükme falan. Ben çok öyle düşünmemiştim ama. Evet, biz dışından daha içini okumadığımız için dışarıdan öyle gördük. Diğerlerinin konularından bahsedelim. Böyle bir ayrılığı, vedayı mı anlatıyor? Adı her neyse bitti. Yani bir aşk romanları değil mi? Zaten evet. Hani aşk olmazsa sanki böyle romanda bir eksiklik oluyor gibi. Öyle sanki. Biraz daha ders kitabı gibi oluyor içinde aşk geçmeyi. Yani geçmeyi. Konuyu aslında başka yerlere getirmeye çalışıyorum da gene de hani siz bahsedersiniz. Adı her neyse bitti. Evet. Gerçek hayat hikayesi. Yani şu yani yaşanmışlıklar var mı eserlerinizde yoksa hani film sahnesi gibi ya da senaryosu ya, gibi? Yaşanmışlıklar mutlaka vardır. Her eserinde, her yazarın vardır. Kendinden bir şeyler mutlaka katar diye düşünüyorum ben. Çünkü ben hepsine kattım şu ana kadarkilerin. İlk kitabım gerçek hayat hikayesi. İkincinin bir kısmı gerçek hayat hikayesi, bir kısmı kurgu. Üçüncü tamamen kurgu. Dördüncü. Erkekler Başka Sever'de de başkalarından dinlediğim, erkeklerden dinlediğim gerçek hikayeler var. Gerçekler yani. Yani siz burada erkeklerin Başka Sever yani Erkekler Başka Sever diyerek yani erkekler bizim gibi sevemez anlamında mı söylüyorsunuz? Çok ucu açık Başka Sever cümlesini. Aslında kapağıyla da çok ilgisi yok. Kapağı başka şeyler çağrıştırıyor. Yani erkekler sever mi? Sever. Hem de bambaşka sever yazmışsınız. Evet. Bu sevebiliyorlar da, demek evet. Ki diyorum yani. Bizden farklı sevdiklerini düşünüyorum. Neden bu isim ya? Yani? Dikkat çekici ben olması için. Ben size çok sıkıştırırım sorularla dediğimde yok, siz... Yok hiç. Yani hiç sıkışmıyor. Ne sorarsanız sorun demişsiniz. Tabii ki. Yani. İstediğinizi sorabilirsiniz. Aslında isim de birazcık şey yani böyle... Dikkat çeksin, dikkat çeksin diye, diye. Tabii ki dikkat çeksin diye seçiliyor. Ama kitap içinde kitap Erkekler Başka Sever. Asıl kahraman bir kitabı okuyor. Okuduğu kitabın ismi de Erkekler Başka Sever. Evet. O zaman bu güzel sohbete bir beyaz giyme toz olur mu diyelim. Evet. Gel beraber gezelim,
Herkesin, değil mi? Yani şu eseri mesela sevmeyen yoktur herhalde. Evet. Herkesin seveceği güzel eserler. Şöyle repertuara bakınca müthiş eserler var. 0545 508 4545 0545 508 4545 WhatsApp hattımıza gönderiyorsunuz. Biz de onları canlı yayında okuyoruz. Bazılarını okuyalım hemen. İyi yayınlar dilerim Hakan Demir. Bu güzel yayın ve program için tüm ekibe teşekkürler. Konuklarınıza sevgi ve selamlar. Tenzile Varol göndermiş. Tenzile Hanım'a biz de bizim sıkı takipçimiz. Ona selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar Hakan Bey. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de tabii ki Gönülden Düşenler programını izliyorum. Konuklarınıza da başarılar dilerim. Sevgiler Ankara'dan İnci Korkmaz göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Ankara'ya da selamlarımızı gönderelim. İnci Korkmaz aracılığıyla Türk Halk Müziği'nin güzel sesi Keloğlan'a da, değerli dostuma da buradan selamlarımı gönderiyorum. İnci Korkmaz'dan, Keloğlan'ın asistanlarından. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hakan Bey. Giresun'dan yazıyoruz. Tülay Hanım, Türk Halk Müziği ile beraber çok iyi bir Orhan Gencebay yorumcusudur. Vay. Hazırlığı var ise eğer Tülay Hanım'dan bir Orhan Gencebay şarkısı istiyoruz. Tülay Hanım ve sizlere selamlar, iyi yayınlar. Seray Okan Yalçın çifti göndermişler. Evet. Repertuarda Orhan Gencebay yok. Şu anki repertuarımızda yok ama doğrudur. İlerleyen dakikalarda belki bir Orhan Zamanımız Gencebay. Zamanımız olursa, he? Evet. Sevgiler, hı, sevgili dostlarıma da. Kalemine aşık kadın Nermin Kılıçman'ı programımızda görmekte mutluluk duyduk. İşte ben de bundan bahsediyordum zaten, yani bu aşka. Var yani. Aşk olmadı mı zaten yani yazmak gelmez değil mi? Yani o ilham gelmiyor yazarlarda. Kalemine aşık kadın Nermin Kılıçman'ı programımıza görmekten mutluluk duyduk. Kendisinin doğum gününü kutlar. Nice mutlu seneler dileriz. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Teşekkür doğum ederim. Gününüz sağlıklı yıllar. Olduğunu öğrendik. Gerçekten. Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Teşekkür ama ederim, izleyicimiz ismini yazmamış. İsminizi yazmayı unutmayın. İsimlerinizi yazarsanız tekrar o mesajları okuruz. İyi akşamlar. Sizi Kocaeli'nin Darıca ilçesinden izliyoruz. Ben Sevgi Mutlu, konuklarınıza ve size sevgiler sunuyorum. Nermin Hanım'ı güzel yazılarından dolayı kutluyorum. Çok yakından takip ediyorum. Ayrıca Nermin Hanım'ın doğum gününü canı gönülden kutluyoruz. Selamlar, inşallah bu mesajı okursunuz demiş. Bütün mesajları okuyoruz. Biz yani ne kadar mesaj gönderilirse hepsini okuyoruz. Bir tanesi bile kalmıyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Selamlar, ben İzmir'den Engin Demir. Oğlum Ayaz'ın doğum günü. Tülay Hanım'dan oğlum için bir eser istiyorum. Tülay, seni seviyoruz demişler. O zaman olsun. Biraz sonraki Ayaz'ın, eseri de... Ayaz'ın doğum gününü kutluyorum buradan. Sevgiler, öpüyorum. Sağlıklı olun. Biraz sonraki eseri de size göndermiş olalım. Hakan abicim, hayırlı akşamlar. Ben Kırkağaç'tan boyacı Aydın Yalçın. Programını severek izliyoruz. Sıradaki parçayı eşim ve oğlum Arda ve kızım Azra için istiyorum. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Biz de Kırkağaç'a, memleketimize ve oradaki tüm dostlara Aydın Yalçın, değerli dostumuz aracılığı da gönderelim. Biraz sonraki eseri de yine sizlere göndermiş olalım. Türküler harika, Gesi bağları beyaz giyime toz olur. Sanatçımızın yüreğine sağlık demiş. İzleyicimiz ismini yazmamış. İsminizi yazmayı unutmayın. Mersin'den Tülay Hanım'a sevgiler, saygılar. Başarılarının devamını diliyorum. Metin
hamarat göndermiş. 0545 508 45 45 mesaj göndermeye devam edin. Biz de okumaya devam edeceğiz. Ama Tülay Hanım'a doğru dönelim. Tülay Hanım. Buyurun. Albüm çalışmaları var mı? Mesela şimdi o ses, o yetenek var. Konservatuvarı da bitirdiniz. Evet. Yani bunun okullusu da oldunuz. Gerçekten önemli. Yani bir sanatçıda aranması gereken özelliklerden bazıları. Ses var, okulunu okudunuz. Albüm. Albüm çok önemli. Albüm yok mu? Albüm şu an için yok ama projelerimiz var. Yani çalışmalarımız var. Tabii bunun için uygun zaman ve uygun şart gerekli bizim için. Devam ediyor. Eğer sağlıklı bir karar aldığımız süre içerisinde, beklediğimiz formatta olursa eğer, düşünüyorum daha profesyonel bir adım atmak için, daha güzel. Dinleyicilerimize biraz daha profesyonel yaklaşabilmek için okulu yeni bitirdik. Yavaş yavaş artık biz de yani başlayacağız. Yani merdivenleri yavaş yavaş çıkalım. Albümü de öyle sağlam bir zamanda çıkalım, yapalım ki yavaş Türkiye çıkalım bizi konuşsun diyorsun yani. Ya çok yüksekte gözüm yok, ben mütevazı bir insanımdır ama hani gene de olsun diyorsun. Yani olmasın isterim her müzisyen evet. gibi. Ben de isterim yani. Onun için de bakalım. Bu hayırlısı. Arada Tülay Şenpolat'a tabii, bateride Rüzgar Ulaş Ünal, gitarda Murat Yaşın, bağlamada Turgay Bekşen eşlik ediyor. Onların da isimlerini de buradan söylemiş olalım. Çünkü ekip olmadan sanatçı böyle biraz ön plana çıkamaz yani. Hem de ekipsiz de bir iş olmaz. Yok, kesinlikle. O yüzden onların ben özellikle hep isimlerini söylerim programda, zikrederim. Çünkü büyük bir emek var ortada. Ya, teşekkür ederiz. Nermin Hanım. Benim canlarım. Şimdi izleyicilerimiz, bizim Hakan Demir'le Gönülden Düşenler Facebook sayfalarımızdan da gelen mesajlar var. Biraz sonra onları da okuyacağız. Kitapları nereden bulabiliriz diyorlar. İstedikleri yerden bulabilirler mi her kitap evinden? Yoksa internet aracılığıyla mı? Maalesef öyle bir şansları yok. Çünkü genelde internetten bulabileceklerini söylüyorlar. Yayınları, yani çalıştığı internet üzerinden ulaşabilirler. Evet, internet üzerinden. Yoksa bütün Türkiye'ye dağıtacağız diye anlaşıyoruz. Yoksa sizin sizin de yani diğer yazarlar, şairlerle şairlerin olduğu gibi yayın evleriyle bir sıkıntınız mı var? Yayın evleriyle hepimizin sıkıntısı var. Yani hiç olmayan görmedim bugüne kadar. Yok. Herkesin bir sıkıntısı var. Bir kere en başta anlaşma yaparken vaat edilenlerin çoğunu gerçekleştirmiyor birçok yayın evi. Büyük yayın evleriyle çalışırsanız öyle sorunlar yaşar mısınız bilmiyorum. Çünkü büyük yayın evleri de bizim çapımızda diyeyim artık, bizim çapımızda yazarlara şans tanımıyorlar. Evet. Piyasada birkaç tane yazar var, ismi çok bilinen. Onların kitabını basıyorlar. Garanti yapmak istiyorlar sanırım. Ama ben zannetmiyorum ki destek reklamını yaptıkları yazarların kitapları da mutlaka satılır diye düşünüyorum. Biraz şans vermeleri lazım bence. Evet. O zaman Tülay Hanım'a dönelim. Bir eser daha alalım. Al Fadime. Aynen. Biraz güzel eserleri eserler seçerken herkesin sevebileceği eserler çok seçmeye güzel çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de memnun olurlar. Bir Al Fadime yapalım o zaman. Dinleyelim. Hadi bakalım. Al Fadime alıyoruz. Thank you.
Çok teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Kesi bağlarıyla başladık. Beyaz giyime ve Alfa Dimen'le devam ediyoruz. Tam da Nermin Hanım'ın çok güzel aradığı atmosfer. Evet. Çok güzel türküler. Tüvey Hanım'ın sesi de çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nermin Hanım, bir roman kitabı ne kadar sürede oluşuyor? Yani şu mesela en son kitabınızdan bahsedelim. Ne kadar sürede yazdınız? Erkekler Başka Sever benim en hızlı yazdığım kitaplardan bir tanesi. Çünkü çok eğlenerek, çok severek yazdım yani. Biraz eğlenceli de bir kitap. Merak ediyoruz tabii biz de. Hemen başlayacağız okumaya. Eğlenceli olduğu için ben kendim yazarken de çok eğlendim. O yüzden çok çabuk bitirdim. 4 ay kadar bir sürede bitirdim. Daha öncekinde, daha uzun süre. İkincisini 2 ayda bitirdim. Devamını daha doğrusu. Ötekilerde en çok Asya'da uğraştım. Asya 1,5 yılımı aldı. Çünkü
araştırma kitap yapmam gerekiyordu. Çok. İlk kitap ne kadar? Adı her neyse bitti. Karar verme aşaması bile bayağı uzun sürdü. Çünkü o ilk kitap ya, bayağı bir sanki birkaç yıl almış gibi. Yani nasıl bir dil kullanacağım? Başladım kitaba, tekrar beğenmedim, tekrar başladım. İlkinde bayağı zorlandım o yüzden. Sonrasında önce kurguyu tecrübe yapıyorum tabii, kafamda. Tecrübe olduktan evet, sonra, tabii. Kitaplar üst üste çıktıktan sonra artık rahat bir ortamda yazıyorsunuz. Evet. Şimdi bu güzel sohbete, bu güzel türkülere devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine buradayız.